Şimdi şöyle yapalım. Mavi takımda bir best of krizi yaşandı. Kim çıkacak? Kim olacak diye. Yine krizin odağında Evrim var efendim. Bakalım mavi takımda neler yaşanmış bir izleyelim. Can arkadaşım zaten bir sayı alsak yetiyor. Öyle öyle bir sayı düşündüm. Aynen fark ederim bir şey bulursun. Çünkü sen Hadi gelin gelin. Hadi. Tamam Çünkü üç takım olmayacak. Sorun yok ya. Yani. Ben evet. yani ne yapsam şey da hiçbir ya. şey değişmediği için. Tamam. konuşmak tamam. istemiyorum ya vallahi. <laughs> tamam, ben oynamayayım o zaman. Bugün hayır abi, oynayın da. Tak tak, tak tak söylüyorsunuz. Ben. Bir soruldu mu, bir konuşuldu Söyle, mu? Sen söylemeyin diye. Hayır, nis ol. Sen söylemeyin diye Hayır, nis, çıkıyorsun konuda. Hayır, Sen çık Sen Şimdi iki takımda da yarışacak olan üçlüleri bir adım öne alabilirim, buyurun. Kırmızı takımda Sercan, Barış ve Berkan. Karşılarında mavi Ana takımda. Karar istemem değil mi? çıkın üçünüz ya. Hala Abi, karar verin. Verdiler çıkın mi veremediler içim. mi anlayamadım verdi, ama. Verdi Yasin, Evrim, Cemal. Cemalcan, Evrim ve Yasin üçlüsü. Evet, Evrim çıkmak istemiyor çünkü sinirleniyor karara falan. Ne düşünüyorsunuz? Ya şimdi bu takım en başından beri beraberler yani dört ayı beraber geçirmişler. Artık kim nasıl tepki veriyor hani bir aileler ya kim nasıl seçenekler yapıyor kim iyi yarışıyor işte oyunu gözlemleyip yani artık bu tartışmayı bu takımın yapmıyor olması lazım bence yani bilmeleri lazım kim çıkmak istiyor bunu konuşmaları lazım al işte mesela bir orada da yani tam bir lider yok mesela ee, işte şu çıksın karşı taraftan bu kötüydü bak senin hızın daha iyiydi atışın daha kötüydü ama siz denksiniz. Ya bu tarz şeyleri konuşmayan bir takım var. Ve bu takım 4 aydır en başında dediğim gibi beraber. Yani artık birilerinin her şeyini biliyorlar. Çekiniyor oluyorlar mi acaba? Birinin, ya neden Hani orada söz sahibi olup da ki mesela hani Yasin diyoruz ya çok konuşuyor diye. Yasin orada dese ki sen çıkmak istiyor musun? Sen çıkmak istiyor musun? Kim kendine güveniyor? Sadece sorulması gereken bence soru bu. Bence, kim kendine güveniyor ve kim çıkmak istiyor? Bence bu sene e, bir iki yarışmacı dışında oyunlar hakkında, atışlar hakkında öngörüsü olan yarışmacılar yok. Hiç yok hem de neredeyse. Bence yok. Ya da bilmiyorum biz mi izlemiyoruz ya da anlamıyor muyuz bilmiyorum. biz Yani her bence gelen oyunla alakalı acayip şeyler söylerdi. Evet. Ve hep evet. e, bir sonrakinin oyunda bir, sonraki oyununda sonraki bir de. gelişme sağlardın. Çünkü derdin ki şuraya bas, şunu at bak şöyle tutunca daha iyi oluyor. Oraya basarken sağ ayağınla gir o tünele falan böyle değil mi? Çok farklı evet. şeyler yakalardık yani. Ya enteresan yani burada sen istiyorsun ben istemiyorum falan mevzusu değil ki burada ya zaten 5 kişilik bir takım var. Karşı tarafta da 5 kişi. Artık 10 kişilik takımlar yok. Yani gözlem yapmak daha da kolay. Yani şu açıdan atışla alakalı, parkurla alakalı bir şey söyleyemiyorsan bile... Hakan'ın nasıl oynadığını, Damla'nın nasıl oynadığını ben görebilirim. Damla bugün kötüydün, Nisa daha iyiydi. Sen çıkma, evet. Nisa çıksın dersin. Ya da ikisi de iyi performans sergilemiştir ama işte Damla daha azdır. Yani Nisa ikiniz de çok iyiydiniz atışlarda. Hatta şunu bile sayarsın. Damla sen geldiğinde... E 7 atışta işte 7 atış yaptın ve işte onun sonunda başarılı oldun 4 atışta. işte Nisa 8 atış yaptı. Bence damla çıksın. Ya bu gözlemleri evet. falan hiç yapmıyorlar. Burada ben istediğim sen istemedin tamam sen çık babuş. Bunlar olmamalı artık. Çünkü bu takım gene söylüyorum. 3. kere söylüyorum ama 4 aydır beraber oyuna çıkan kişiler artık. Evet. Bir de şöyle bir şey var. Yani mavi takımın tek bir sayıya ihtiyacı var. Tek bir sayı evet. ihtiyacı var. Öndeler o kadar 3 da. üç kişi çıkıyor. 3 kişi çıkıyor. Sen bununla alakalı tartışıyorsun. Hadi onu da geçtim şunu da sorgulamak istiyorum mesela. Bu hafta mesela bakın haftalık performans tablosu zaten internet sitemizde de var. E, oradan da görebilirsiniz. Bu arada bazen orada e, hatalar olabiliyor. E, onları da e, hoş görün çünkü e, insanı herkes hata yapabiliyor. Oraya yazan kişi geçen gün bir yarışmacının yerini yanlış yazmış. Aman Allah'ım kıyamet koptu hemen düzeltildi zaten. Olabiliyor lütfen o konuda şey yapmayın. Şimdi mesela haftalık tabloya bakıyorum. Nisan %33 Evrim yüzde %47 ama Evrim ne yaparsa yapsın hiçbir zaman ilk akla gelen isim değil. Tamam Survivor'daki hayatını kenara koyuyorum. Çünkü bazen seyirciler mesela Evrim'i Nisa'dan daha az seviyorlar. Çünkü daha sert söylemleri var. Daha farklı düşünceleri sahip ama hani Evrim o gün 3'te 2 yapmış mesela. 2'de 1 yapan Nisa tercih ediliyor. Ki haftalığa bakarsan Evrim Nisa'dan %23 daha iyi. Şimdi böyle bir durumda neden evrim hala akla gelmiyor ya da neden evrim düşünülmüyor? Bunda evet burada aslında çok büyük yani. bir haksızlık mi? yapılıyor. Bir de seçmelerde insan kendisini de kötü hissedebilir. Yani otomatik tamam biz üçümüz çıkıyoruz dendiğinde hani sana sorulmaması bile kendini iyi hissetsem bile ben mesela çıkmak istemem. O takımı kurduktan sonra biz üç kişi olarak çıkıyoruz dedikten sonra hakikaten aslında evrimin yaptığı da burada büyük bir başarı. Çünkü beni kimse söylemiyorken ben o yarışmaya morali bozuk bir şekilde çıkıyorum. Ve sayıyı alıyorum. Yani gerçekten aslında bu konuda bence evrimi takdir etmemiz de gerekiyor. Ama dediğin gibi öyle bir şey var ki arkadaşlık ilişkileri var ki sanki onlar böyle performanstan çok daha ön plandaymış gibi geliyor bana. <laughs> aman o kırılmasın aman bu üzülmesin tamam dün ben çıktım. Hani birbirlerinin atışlarının ne kadar iyi olduğu işte 5'te 4 mu atıyor ya da 3'te 2 mi atıyor hani bunların hepsi çok önemli. ...bunu e, anlamamaları ve... ...buna göre hareket etmemeleri üzücü bence. Yani olabiliyor. Şimdi aklıma geldi benim ve... ...bu görüntüyü biz geçen sene finalde de izlemiştik. Bazen böyle arkadaşlıklardan dolayı... ...işte bir, 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 birileriyle daha yakınsın... ...ve bir e, oyun öncesi... ...ya da oyun sırasında bir şey konuşuyorsun. Şimdi konuyu şuraya getireceğim. Oka ile aynı şeyi yaşamışız. Geçen sene finalde izledim ben de bunu. Aslında bir yerde haksızlık yapmışız. Tabii yaşadığımız ilişkiler ve yaşadığımız şeyler de konuyu bu noktaya getiriyor belki ama biz kim çıkacak diye konuşurken Okay oradan ben çıkabilirim diyor. Duymazlıktan geliyoruz. Okay ben çıkarım diyor. duymazlıktan geliyoruz. Yani 5-6 defa söylemiş Peki oradaydın oldu. gerçekten duymamazlıktan mı geliyordun yoksa duymuyordun mu? Bazen duyup cevap da vermek istemiyorsun ama onu söylüyorum. O sırada yaşadığın şey de çok önemli. Yani belki de oyun içerisinde atıyorum ben çok iyiydim ya da Hikmet iyiydi. E, oka'ya mesela atışlarla alakalı bir şey söylüyoruz. Bizi dinlemiyor ya mesela orada. E, ondan sonra sen de ona karşılık tepki olarak belki böyle bir şey yapıyorsun. Doğru mu? Evet. Doğru değil. Şimdi aklıma geldi. Çünkü aynı şeyi biz de yapıyorduk bazen. Yani hakikaten orada 5-6 defa ben çıkarım hiçbirimiz cevap vermiyoruz. Ben çıkarım hiçbirimiz cevap vermiyoruz. Doğru bir davranış değil ama e, yaşadıkları olaylar da bunu tetikliyor aslında insanları. Şimdi dönüp bakıyorum. Şimdi Nisa ile evet, Yasin problem yaşıyor ama en başından beri evrime sürekli işte sen işte dedikoducusun, sen şöylesin, sen bir onunla iyisin, bir bununla iyisin diyen bir topluluk olduğu için e, onun da fikirlerine çok saygı duymuyorlar gibi geliyor bana. Aslında evet. senin söylediğine evet. çıkıyor. Valla dedikoducu falan diyorlar ama 400 oyuna dayanmış. Survivor'ın en çok yarışa çıkan yarışmacısı, en çok oyuna çıkan yarışmacısı. Yüzde olarak da kadınlar da Nisa ile beraber aynı Kesinlikle. aynı yüzde de en iyi evet. Elif'in de yüzde üç önünde. Aynen. Yani şimdi yok. baktığınız zaman evriminde lütfen hakkını i̇şte, verelim. Yok yok hakkını verelim zaten ama işte bazen hmm. e, öyle yani yaşadığı ilişki ve yaşadığı problemler dahilinde şu oluyor insanlarda şu, göremiyor mesela Evrim'in o oyunda çok iyi olduğunu göremiyor Nisa ile daha anlaştığı için ve kafalarında Nisa hmm. daha hızlı olduğu için ona göre. Nisa'dan yana tercihlerini kullanıyorlar ve bu belki hiç konuşulmuyor ya da Evrim'in söyledikleri duyulmuyor. Yaşadığım için biraz şey yapabiliyorum. Evet. Hak vermiyorum ama olay böyle gelişiyor. Yaşanan aslında. olaylar evet. Evrim'in performansını gölgeliyor diyebiliriz evet. ama şöyle diyeyim benim önümde iki tercih olsa Evrim mi Nisa mı eğer forma bakmayacaksam hani takımma alacağım kişi de e, çıkmasını isteyeceğim kişi de her zaman Nisa olur. Evet. Ama Evrim'in başarısında kimse göz ardı etmesin çünkü bu sene kadınlarda şu an evet. e, en iyi pozisyonda Nisa'yla yüzde de. Kesinlikle. Bu da bence çok değerli bir şey.